Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Tekirdağ Şubesi'nin 14. olan genel kuruluna hoş geldiniz. Yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuz başkanlık divanının seçilmesi için önergesi olan var mı? Gülay Hanım önerge sundu. Önergeyi okuyorum. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Tekirdağ Şubesi Genel Kurul üyeliğine 18.09.2015 tarihli 14. olan seçimli genel kurulumuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Mehmet Sabri Yüce, Başkan Yardımcılığına Fatma Esen, üyeliğine Yener Alparslan'ı öneriyoruz. Önerenler Harun Bolat, Nedim Arslan, Zafer Ögatlar, Abdullah Canki, Barış Karateke, Özlem Akbaş. Oylamaya sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sözü divana bırakıyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Merkez Yöneticilerim, Sayın Oda Başkanım, değerli meslektaşlarımız, derneğimizin 14. olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Divana bizleri seçtiğiniz ve teveccüh gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Toplantıya başlamadan önce gündem maddelerini okuyorum. 1. Açılış ve yoklama. 2. Başkanlık divanının seçilmesi. 3. Divana genel kurul tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi. 4. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması. 5. Yönetim kurulu adına şube başkanının konuşması. 6. Konukların tanıtımı ve konuşmaları. 7. Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı okunması. 8. Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı görüşülmesi. 9. Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası. 10. Yeni dönem için üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması. 11. Yeni çalışma bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 12. Seçimde kullanılacak oy sularlarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması. 13. Seçime katılacak adayların listelerinin divana bildirilmesi ve tanıtılması. 14. Yönetim, denetleme, onur kurulları, asıl ve yedek üyeleri ile genel merkez genel kurul delegeleri seçiminin yapılması. 15. Dilek ve temenniler. Gündemle ilgili divana ulaşan bir önerge olmadığına göre gündem maddelerine devam ediyorum. 1. ve 2. maddeleri geçtik. 3. madde divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi hususunda oylarınızı rica ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle imzalama yetkisi verilmiştir. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması. Sizleri Ulu Önder Atatürk, aziz şehitlerimiz ve bu aralar şehit düşen tüm askerlerimiz, polislerimiz, vatan hizmetini yapan insanların da saygı duruşuna davet ediyorum. Thank you.
gündemimizin dördüncü maddesi yönetim kurulu adına şube başkanının konuşması. Özen Başkanım, buyurun lütfen. Teşekkürler.